şey var konuşulacak. Evet. Gerçi yazdınız ama birer birer hepsinin üstünden geçeceğiz. Ben o zaman kısa böyle bir satır başlığını söyleyeyim. Olur tabii. Nereden başlayacağız? Dedim ki biz bu işin hukuki boyutunu falan konuşmayalım. Çünkü yok öyle bir şey. Yani şimdi buna hiç kimse bu hukuki bir dava diyemez. Hukuki sonuç olduğunda iddia edemez. Zaten AKP'liler bile bunu söylemiyorlar. Daha önce işte bu ortaya çıktı. Isparta eski belediye başkanı alçak demiş, şey demiş, namussuz demiş değil mi? AKP'nin YSK'daki üyesine en hafif para cezası verilmiş. Bir takım birileri tweet atmış işte şeye, YSK başkanına işte bir takım o referandumda aldığı kararlar nedeniyle işte satılık gibi ağır ifadeler bulmuş, beraat etmişler. Şimdi dönüyorsun dolaşıyorsun ve ya bırak bir cezayı, sen siyasi yasak koyuyorsun. Yani bir şeyin belediye başkanını görevden almaya ve bir daha seçilememek üzere bir yasak getirme. 2 yıl, işte 7 ay boyunca sen bir daha seçime dahi giremezsin diyorsun. Şimdi bunun hukuki tarafı yok. Zaten bir AKP'liler de kabul etti bunu. Bu talimatta olmuş. O meseleye geçelim. Bu ne tür sonuçlar doğurabilir? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir, evet altılı masa bu olaydan sonra dünkü Saraçhane bu arada çok şahane bir şeydi, programdı. Onu da söyleyeyim. Hakikaten başka yerlerden de duydum. Herkes kilitlenmiş Halk TV'ye. Şimdi o ne sonuç? Sahne mi güzeldi, bizim ekran mı güzeldi? Bir açalım da karışmasın birbirine. Yok. Ben hemen üstüme alındım vallahi. Seda Hanım şahaneydi. Evet. Sizi bilmiyorum. Çıktınız mı? Ben, yok, arada var mıydınız? Ben masanın altındaydım. Altta ama gerçekten bu arada söyleyeyim. Hakikaten. Yağmura rağmen, soğuğa rağmen, çalışma koşullarının zorluğuna rağmen Seda çok profesyonelce idare etti. Çok da fazla izlendiğini söyleyebilirim. Son yılların rekorunu kırıldığını söyleyebilirim. Evet, reytingler öyle. Sosyal medya sahibi bir konu. Ve Halk TV bir numara. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Katkısından herkese emeği geçen tüm çalışma arkadaşlar. Gazeteci ve siyasetçi olmayan bir takım insanlarla ben işte sabahları bir spor merkezinde buluşuyorum. Doktorlarla, mühendisler. Hepsi Halk TV'yi izlemişler. Çok iyi. Ya şahaneydi dediler program. Beni tebrik ettiler ama ben bizim adımıza, bizim velimiz olarak. Ben tebrikler aldım, size de ileteyim. Şimdi burada bakmak lazım. Bu ondan sonra altılı masa hakikaten ne yapacak? Şimdi bunu bir değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Aday belirlemede bu etkili olacak mı? Bu bir. Bu verilen karar. İki, Akşener'in kürsüdeki tutumu. Şimdi Akşener, ben dedim ki evet, bir o Saraçhane'nin yıldızı oldu 2 gün üstte. Birinci gün geldi, çıktı. İlk şeyinden verdiği kararla İmamoğlu çağırdı herkese saat 16'da Saraçhane'de, de Ankara'dan ilk yanıt geldi. Ben de oradayım dediği an Akşener. Şimdi anlatır herhalde, Almanya biraz karışmıştır. Evet. Oraya geleceğiz. Şimdi o boyutu var meselenin. Akşener elinden tuttu, atkı taktı. Sen gitme, dur bakayım burada dedi. Ben senin için geldim dedi. Falan şöyle bir, şimdi herkes yorum yapıyor. Adayı o işte belli etti falan. Kemal Bey'in suratı asık diyorlar. Yorumlar bunlar falan. Şimdi bunlara da bu açıdan bakmak lazım. Bir de şöyle bir şeye bakmak lazım. Saray bu kararı niye aldırdı? Şimdi böyle bir tepki bir test mi ediyor? Test edebilir. Yani halkın tepkisini, seçmenin ne kadar bir tepki göstereceğini test edebilir. Eder abi. Deneme yanılmayla politika yapıyor. Çünkü böyle bir şey yapıyor. Şimdi bu savcının başvurusundan ben kıllandım. Niye kıllandım? Ya usul, anayasa, ya bir önceki hakim, Samsun'a sürülen hakim ne dediydi arkadaşlarına? Ya 2 yıldan fazla hapis cezası ver. Siyasi yasağını getir. Hakim ne dedi? Ya bundan ben bunu veremem. AK Parti'yi seviyorum, destekliyorum ama sonunda hakimim dedi. Samsun'a sürdüler. Şimdi bu yeni gelen istediklerini verdi. Şimdi niye acaba hemen alelacele istinafa gidiyor? Bence çıkacak. Bak benim yorumum şu. İddiaya da girerim bu masada. İstinaftan tersi çıkacak. İstinaftan çıkarken diyecekler ki bu siyasi yasağı gerektirmiyor. Hani sen buna ver ceza ama siyasi yasa gerektirmiyor diye bir geri döndürürken böyle bir şey yapacaklar. Mahkemede bu doğrultuda ilerleyecek. Bana göre
Bunu alacak mahkeme, oradan da bir şey yapayım. Çünkü istinaf bu karar verdiğince kesinleşmiyor ki. Yerel evet. mahkemeye geri yollayacak. Geri yollarken kendi yorumunu yaparak da geri yollayabilir. Hı-hı. Bunu alacaklar, bekletecekler. Eğer 2023'te Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olursa, hı-hı. işte bu maddeyi tekrar işleterek yargı, yerel mahkeme kararında direnir. Bu sefer istinaf onaylar, Yargıtay onaylar. Yani 2024 seçimlerine göre bence bir plan yapılıyor. Hı-hı. Yani bu yapılan acele edildi plan 2024'e göre, yani 2024 seçimi, yerel seçimi İstanbul'da İmamoğlu olursa, ki aday olmazsa, girmemesi için. Aday olursa işleteceklerdi de büyük bir tepkiyi gördükten sonra bence evet. bu kararından vazgeçtiler. Dediğim gibi Erdoğan'ın daha önce de vardır. Bir hamle yapıyor. Hatırlayın. Kürtaj cesanı olacak dedi ya. Hmm. Uludere'deki o şeyden sonra değil mi? Hatta her şey bir şeydir. Kürtaj bir Uludere'dir dedi. Çıktı. Sonra kürtaj ne oldu? Sezaryen meselesini getirdi. Ne oldu? Şimdi bakıyor böyle bir şeyi atıyor hamleyi, tepkiler alınca hop diye şey yapıyor. Burada da bir deneme yaptı. Acaba o mu yapar? Altılı masa bozulur mu? Aralarına evet. girer mi? İmamoğlu şu mu derken ama baktı ki kendi içinden bile büyük tepki geldi. Yani ya bu kadar da olmaz dendi. Çünkü daha önce biraz önce söylediğim gibi örnekleri var. Onlara ceza vermemişsin. Bir tane bir ahmak lafından dolayı. Ki ahmak dedi İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı da bunu kabul etmiş, suç duyurusu buldu. Ya bana dedi diyor. Şey mahkeme diyor ki sana demedi. Ya adam İmamoğlu diyor ki ben Soylu'ya söyledim. Soylu diyor ki bana söyledi. Hakim diyor ki yok ona söylemedi. Sen YSK'ya söyledin. Senin siyasi yasağını koyayım. Şimdi bu hakikaten olacak bu iş değil. Bu yasaka siyasi şikayetçi değil. Ya o değil. Sonra müdahale oldular dostum. Sonra. Baskı onlar icat etmedi. O anlamda söylüyorum. Ama şöyle bir şey de oldu bugün. Biliyorsunuz Belçika Dışişleri Bakanı İmamoğlu evet. ziyaret etti. Bak şimdi. Baktım şeylere birçok başkent, Roma, Brüksel, Paris. Birçok belediye başkanları. Şimdi bunun karşılığı Avrupa'da biraz ağır olur. Yani sen bunu uygularsan İmamoğlu diyelim ki aday oldu. Tam aday oldu seçime giderken. Evet. Siyaset yasağı var diye diyelim ki aday gösterdiler Cumhurbaşkanı adayı. Erdoğan'la tam yarışırken seçime kısa bir süre kala Yargıtay onayladı. Seni düşürdük diyebilirler. Erdoğan tek bırakabilirler. Senaryolardan bir tanesi var ama bunun bedelini çok ağır olur. Hem Türkiye karışır hem Avrupa'dan öyle bir şey gelir ki bize karşı tepki ve ambargo gelebilir ki Türkiye bunun altından zor kalkar. İnşallah o kadar da gözünü karartmış değildir. Şimdi, saray yani. İnşallah değildir. Daha konuşulacak çok şey var. Mehmet Tezkan, saray bu kararı gelelim. Çok da güzel yaptınız. Saray bu kararı niye aldırdı? Bu bir test miydi? Benim düşüncem odur ki aslında 2023'e kadarki süreci değil, seçimden sonrasını 2024'de. Hedef alan iktidar bunu yaptı ve istinaftan bunu döndürebilir de bekletebilir de. Yani... Hayır, döndürebilir. Bence istinaftan dönecektir. Dönecektir. Evet. Yerel mahkeme alır bunu. Ya bir daha tanıklar, birkaç tanık daha dinleyeceğim evet. diye Mayıs'a sonradan seçim sonrasına gömülür. Yani davayı tekrar ele alıp uzatabilir. Ve böylece o kenarda bekleyebilir. Olası şeylerden biri bu. Evet, senaryolardan yani, biri bu. Biz şunu diyemeyiz. Biri. İmamoğlu siyasi yasaklı olmaktan çıkar istinaftan geri döndüğü zaman. Hele öyle bir de madde koyarsa bu suça siyasi yasak olmaması evet. gerekir diye de bir yorum da eklerse yerel mahkemeye top atar. Yerel mahkemede bir sene, 6 ay, 7 ay artık siyasetin akışına göre erteler. Peki altılı masa bundan sonra ne yapacak? Altılı masanın aday belirleme sürecini, hızını, takvimini nasıl etkileyecek ya da şekillendirecek? İktidar burada ne hedefliyordan bence gidelim. Hakan senin yorumunu da öğreneyim. Dün İsmail hep bir toz bulutu var. Bir bakalım ne olacak bu insin de ondan sonra göreceğiz daha net her şeyi diye düşünüyorduk ama şimdi burada iktidar
İmamoğlu'nun yıldızı parlasın ve işte bir mağduriyet üzerinden o aday gösterilsin de ben de bu yargı süreciyle onun önünü kapatayım adaylığının son aşamada ve tek başıma gireyim gibi bir niyet mi var? Yoksa 2023 sonrasına dair bir hedef mi var? Altılı masayı aday konusunda bölmek gibi bir hedef mi var? Nedir? Sen ne görüyorsun? Oyunu kuramıyorsanız oyunu bozun. Temel mottoları bu. Bir şekilde statikoyu değiştiriyorsunuz. Statikoyu değiştirdiği zaman da karşıya bakıyor. Kendi propaganda makinesi işliyor. Yargı iktidar istediği kararları alıyor. Yol boyu karar değiştirdiği zaman az önce Mehmet